sizden başka ilah olmayan göklerin ve yerin hakim Allah'a övgüler olsun. Gerçekten işten, gerçekten bilen, her şeyden haberdardır. Şimdi bir tane cahil zıvanadan çıkmış işte, tutmuş çeşitli sembolleri yanına koymuş. İçine Allah'ın dinine de sembol katarak demiş ki işte iyi kötüden ayıramıyorsan senin ihtiyacın olan din değil, akıl demiş. Akılsızın akılsızlığını anıra anıra bunu demiş. Utanmadan. Yani Allah'ın dini zaten akıllı tanımak içindir. Zaten bu kadar ayet, bu kadar düşünmeye sevk etmesi, bu kadar sorular sorması, akletmez bir ses demesi, bu kadar yol göstermesi, kalbin nasıl akletmede esas bir göreve sahip olduğu, bu bozuk bir kalbin nasıl akletmekten beri olduğu, beyinsizler akletmek beyinle alakalı diyor. Beyni o kadar dahi kullanmıyor. Yani o kadar kalple alakalı şeyler söyleniyor. Bunları hiçbir boşa söylenmiyor. İşte kalbinin sesini dinle, işte temiz kalplilerin işte doğruyu Allah'ın izniyle takip etmesi uzak değildir. Yani bu uzaktan felsefe aslında bilenler bilir ki bunu tam olarak hakikati barındırdı. Yani Allah'ın diniyle diğer uydurma şeytan dinleri arasında şudur. Onlar aklı tıkarlar. Bu beyinsiz dinsizlik diye bir şey olmadığını, dinin yol, yöntem olduğunu bilmeyerek zaten anırmış. Yani gerçekten rezil bir şekilde. Ama din kendisi yöntemdir. Dinsizlik diye bir şey yoktur. Biz kimin yöntemini kullanıyoruz? Biz alemlerin Rabbi, göklerin ve yerin hakimi. Önceden peygamberler gönderer, Tevrat, İncil, Zebur gönderer, Kur'an'ı hakem kılan, işte Mesih'i gönderen, üzerine açıkladıkça açıklayan alemlerin Rabbi, Allah'ın dinine, İbrahim'in Rabbine iman ediyoruz. O her şeyi işte kuşatandır.